Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yola çıkmadan önce sizinle bu Meksiko Cabo'da katılmış olduğum Wim Hof Masterclass'ı ile ilgili deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle Wim Hof kimdir? Biraz ondan bahsedeyim. Wim Hof kendi tekniğini bulmuş. Nefes, soğuk duş ve ice plunge ve bununla birlikte egzersizlerden oluşan bir metodoloji üretmiş. Bilim adamları tarafından birçok kez araştırma altında, test altında tutulmuş, 26 dünya rekoru bulunan Iceman lakaplı dünyanın en güçlü insanlarından bir tanesi. İnanılmaz tatlı bir insan. Yakından tanışma fırsatı buldum. İçi dışı bir, gerçekten kendisini insana bulduğu bu teknikle ve yöntemle ne kadar güçlü varlıklar olduğumuzun keşfine adamış bir insan. Bunu yaşadığı olumsuz tecrübeler sonucunda bu yola giriyor. Eşi intihar ediyor. 3 çocuğuyla birlikte yalnız başına kalıyor. Eşi mental sorunlar yaşayan bir hanımefendi. Buradan yola çıkarak bunların çözümünü aramaya başlıyor. Önce yalnız başına karların altında tek başına gittiği, kimsenin olmadığı bir ortamda üstünü çıkartıp suya girdiğini anlattı dün. Böyle bunu yapa yapa bunu nasıl becerebildiğini, ne kadar nasıl geliştirebildiğini fark ediyor. Sonra başka insanlar da görüyorlar ve katılıyorlar. Hikayenin özetinde de beyin gücünü kullanarak insanın kırmızı kan hücrelerine dahi, yani her bir hücresine dahi emir vererek yönlendirebileceğini anlatıyor bize. Ve şunu söylüyor aslında. Hepimizin, bilim insanları da bu teste tabi tuttuklarında bunu anlamaya çalışmışlar. Çünkü Kilimanjaro Dağı'na çıkmış. Yanında da önce demişler ki sen sadece tek bir insansın ve yapabildiklerin geneli temsil etmeyecektir. Bunun üzerine 16 tane farklı, kendisi gibi birçok kanser hastası olan farklı insanlarla birlikte 2 gün boyunca dağda, karın altında, şortlarla ve yalın ayak bu deneyimi yaşamışlar ve döndüklerinde yine aynı test diğer 16 adaya da uygulanmış. Test de şu: bir virüs veriliyor kanlarına, damarlarına. Bu virüs hangi vücuda girerse girsin kusma, ateş ve çok ciddi hastalıkları, hatta ölüme kadar götürebilecek E. coli virüsü. Kendisiyle birlikte verilen bu 16 kişide de gözlenmiş ki sadece bilinç ve zihin kontrolüyle bu virüsün hiçbir zararı vücutlarında, etkisi vücutlarında gözlenmemiş. Ve buradan yola çıkarak da Wim bize şunu anlatıyor, işin özeti: sen bilinsin ve eğer kendinle align olursan, yani hizalanırsan kim olduğunla, bütün bu sistemi yönetecek tek kişi sensin. En başta vücudunu, tüm hücrelerine kadar iyi olmak istersen ol dersen oldurursun diyor. Bunu yaparken de nefes tekniklerini kullanıyor. Kendi bulduğu bir nefes yöntemi var. Neden nefes? Çünkü şunu bulmuş ve bilim adamlarının da desteğiyle bu bulduğu her şey bilimsel olarak kanıtlanmış, üniversitelerin, profesörlerin gözetimin altında yapılmış deneyler ve testler. Bu kişiye özel yapılmış. Ve şunu söylüyor: neden nefes? pH dengesi doğru olursa vücutta kişi hem tüm fonksiyonlarını en doğru şekilde gerçekleştirebilir, hem kan akışı en doğru şekilde olabilir, beyin fonksiyonları en doğru şekilde gerçekleşebilir. Bunun en etkili yöntemi de ve vücuttaki bütün toksitlerin atılmasının en etkili yöntemi de nefes. Bu sebeple öncelikle nefes tekniklerini vurguluyor bize. Ve sonrasında da vücudu soğukla temas ettirmekten bahsediyor. Çünkü bu aslında birçoğumuzun çok zorlandığı bir konu. Vücuda soğuk vermek. Çünkü soğuk hepimizin korktuğu ve üşüdüğü bir şey. Ama aslında en güzel, en pratikte zihnimizin nasıl her şeyi tersine çevirebilecek, yani zihnimizdeki perspektifimizi tersine çevirebilirsek ve zihni yönetebilirsek, gördüğümüz, algıladığımız her şeyin aslında nasıl bizim isteğimizle, bizim yönlendirmemizle farklı bir anlam ifade edebileceğini gösteren en güzel teknik. Ice plunge yaptık hep beraber. Öncesinde çok
güçlü bir nefes seansı yaşadık. Nefes seansında amaç oksijenin özellikle beyne amigdalaya gitmesi ve episodik anıların temizlenmesi, toksitlerin temizlenmesi üzerine bir çalışma aslında bu. Bittiğinde müthiş bir rahatlama kendi deneyimimde. Ben bildiğiniz gibi nefes zaten yaptığım için çok etkisini gördüm. Müthiş bir seans oldu. Arkasından da hep beraber ice plunge deneyimledik. Böyle biraz size Vim'den bahsetmek istedim. Bu kız bir şeyler paylaşıyor ama kim bu adam diyorsanız da altına linkini paylaşacağım. Biraz araştırın, biraz bakın. Eminim sizi de etkileyecek teknikleri vardır ufak ufak. Tekrar size anlatacağım bir şeyler bu konuyla ilgili. Herkese sevgiler. Bye.